Neden ağlıyorsun? Evlerimiz çok yakın. İstediğin zaman bizi görebilirsin. Tamam mı? Lütfen abi. Senin için ağlıyorum. Ben bugün evlendim abi. Ama işeni seni düğün günü bırakıp gitti. Bugün olanları gördün mü? Kız kardeşinin düğününde en yakın arkadaşına tokat attı. Ama sen hala her şey normalmiş gibi ona destek oluyorsun. Kız kardeşinin düğününü unuttun abi. İşen yüzünden beni tek başıma bırakıp gittin. Bunu sadece ben değil, düğündeki herkes gördü. İşeni seni ve Arvi'yi adeta parmağında oynatıyor. İşeni senin duygularınla oynuyor ama sen bunu göremiyorsun abi. Bu yüzden artık... Yeter Krişa. O hafızasını kaybetti. Her şeyi unuttu. Bunun hakkında konuşmak istemiyorum ben. Hadi, ayrılık vakti geldi. Lütfen abi. Ben senin kardeşinim. Senin için endişeliyim. Bugün Işani'nin Ritika'ya tokat atması onun Arvi'yi ne kadar sahiplendiğini gösteriyor. Hafızasını kaybetmiş olsaydı böyle davranır mıydı abi? Sen onu çok seviyorsun. Aşkın gözlerinden okunuyor. İşani'nin seni bırakıp Ranvir'in kocası olmayı seçtiğini neden göremiyorsun? Karı koca olmanın ne anlama geldiğini biliyor musun abi? Hala ona inanıyorsun abi. Hala Işani'nin tarafındasın. Seni anlıyorum abi. Bunu yüce gönüllü biri olduğun için yapıyorsun. Ama neden Işani ve Arvi'nin ayrı yollarda akıyor olsalar da eninde sonunda kavuşacak olan iki nehre benzediğini göremiyorsun abi? İnsanlar bazen ayrılırlar ama hayat devam eder. Sen de öyle yap. Işani ve Arvi birbirleri için yaratılmışlar. Sana yalvarıyorum lütfen abi. Lütfen benim için endişe etme Krişa. Sen kendi evliliğine odaklan. Bugün senin düğün günün. Bu konuyu konuşmak istemiyorum. Seni iyi dileklerimle uğurlayacağım. Ama benim en büyük şüphem Işani hakkında değil, Devarş hakkında. Işani yanlış bir şey yapacak biri değil. Ama Devarş'tan hata yapmasını bekliyorum. Krişa, başka bir şey söylemeyeceğim. Umarım Devarş bu ön yargımı kırabilir ve seni sonsuza dek mutlu eder. Hadi, herkes seni bekliyor, hadi. Abi. Doğru söylüyorsun. Belki de Devarş haksızdır. Ama ben onun yanındayım. Çünkü onu seviyorum. Şimdi kendine şu soruyu sormalısın. Işani seni gerçekten seviyor mu? Birlikte yaşayabilecek misiniz? Her zaman senin yanında olacak mı? Buradaymışsınız. Eğer hazırsan artık gidebilir miyiz kızım? İnsanlar seni bekliyor. Hadi kızım. Gel hadi. Abin sonra gelir. Hadi. Benim Arvin'in yanına gitmem gerek. İşani iyi değildi ve gitmem gerekiyor.
Sonunda uyandın. Nasıl hissediyorsun? Ranvir, burada ne oluyor? Öğreneceksin. Bugün öyle gergin hissedeceksin ki, eğer hafızanı kaybetmediysen bana engel olacaksın. Ne oldu? Neden öyle bakıyorsun? Neden? Bakamaz mıyım? Bir koca karısına bu şekilde bakamaz mı? Hı? Bu renk sana çok yakışıyor İşhani. Şu an kendinde değilsin Ranvir. Kendimde olmayabilirim. Bazen kendimi kaybetmek iyi geliyor. Şimdi şarkı söylemeye mi başlayacaksın? Hayır. Ama şu anda ben kişur söyleme havamdayım. Kişur mu? O da ne? Yani... Bugün seninle düğün akşamını kutlayacağız. Bak, gökyüzü bile bunu istiyor. Bu rüzgar, bu hava, bu güzel an. Bütün evren bize bir şey söylemeye çalışıyor. Bu gece şimdiye dek yapamadığımız şeyi... yapacağız. Bu gece sonsuza kadar benim olmanı istiyorum. Ne oldu? Ranvir, bu yani... Yanlış mı? Nesi yanlış iş yani? Biz karı kocayız. Bunun daha önce yaşanması gerekiyordu. Ama sorun değil. Sonuçta sabredersen eğer, muradına erersin. İşhani hala içeride. Sonuçta burası onun odası. Peki, Arvi de onunla birlikte mi acaba? Baksana, bekle. Buyurun, emredin. Buraya gel. Evet efendim. Arvi akşam yemeği yedi mi? Ve o, kendi odasında mı kalıyor? Evet efendim, bir saat oldu. Bay Arvi şu an işinin yanında. Neden karşımda sırıtıyorsun, ha? Bu koku da nereden geliyor? Bay Arvi bizden çiçekler ve kokulu mumlar getirmemizi istemişti. Nedenmiş? Odayı süslemek için. Bay Arvi bugünün özel bir gün olduğunu söyledi. Hala gülüyorsun. Efendim, çünkü bugün özel bir gün. Bay Arvi odasını süsletti ve çiçekler siparişi etti. Güzelce giyindi. Bahşiş alırım diye düşünmüştüm ama çok acelesi vardı. Sorun değil, sonra alırım. Neden sırıtıp duruyorsun sen? Defol. Güzelce giyinmiş. Mum ve çiçek sipariş etmiş. Neler oluyor böyle? Anne!
Anne! Ritika, söylediklerini duydum kızım. Acaba Ranveer neden böyle yapıyor? Ne söyleyebilirim anne? Ne bir şey söyleyebilirim, ne de yapabilirim. Ama şunu biliyorum ki Ranveer bana hayatta ihanet etmez. Yine de bunları duyduğum zaman kendimi huzursuz hissettim. Ben de huzursuz hissediyorum kızım. Ranveer'in yanlış bir şey yapmayacağını biliyorum. Ama ben İshani'ye zerre kadar güvenmiyorum. O çiçekleri de İshani için istemiştir. Aklından neler geçtiğini bilmiyorum. Düşünsene kızım. O kız müstakbel eşini terk edip eski kocasına geri döndü. Böyle birine nasıl güvenilebilir ki? Ama kızım, sen hiç merak etme. Doğru söylüyorsun. Ranveer sana kesinlikle ihanet etmez hayatım. Ben ne yapıyorum böyle? Hangi hakla bu saatte İshani'yi kontrol etmeye gidiyorum? Aradığınız numaraya şu anda ulaşılamıyor. İshani'nin telefonu kapalı. Ona ulaşmalıyım. Nasıl olduğunu öğrenmeliyim. İshani bir şekilde durumu idare eder. Ama Arvi, onun için endişelendiğimi biliyor. Yo, gitmeliyim, evet. Bu şarkıyı seviyorsun, değil mi? Bununla terasta dans ettiğimizi hatırlıyor musun? Ama o günler geçti. Artık durumumuz farklı. Artık arkadaş değiliz. Karı kocayız. Karı koca arasında bunlar gereklidir. Artık ikimizin arasında mesafe olmayacak. Baksana, bunların hepsini senin için yaptım. Bu çiçekler, bu koku, bu müzik. Her şey seni sevdiğin gibi. Her şeyi unutman için ve benim olman için. İshani, ne oldu? Gözlerinde bana olan aşkını görmeliyim. Neden korkuyorsun? Ne oldu İshani? Canını sıkan bir şey mi var? Neden böylesin? Sonsuza dek tek vücut olmayalım mı? Konuş. Hayır Ranveer. Bir şey yok. Ben... Ranveer'e karşı sorumluluğumu tamamlar tamamlamaz sana geri döneceğim. Mecbur hissettiğin için İshani, dönmeni istemiyorum. Biraz rahat ol ve anın tadını çıkar. Önce biraz konuşmak istiyorum. Hem biz konuşmayalı çok uzun zaman oldu ve bu gece uzun olacak. Bahane üretiyorsun. Siz kadınlar, utandığınız zaman hep böyle yaparsınız. Dışarıda gök gürülüyor. Kalbimiz atıyor. Odamız da çok hoş. Böyle bir ortamda kim konuşmak ister? Bir adamın karısı böyle güzelse, karısına bakınca konuşmayı bitirmek ister. Bugün konuşmak yok. Eğer bugün konuşursak, insanlar başkasını sevdiğimi söyler.
Bebeğim, gördün mü? Annenin dünü de, bugünü de tamamen aynıydı. Çünkü dün annene ihanet edildi. Bugün de bana tokat atıldı. Babansa şimdi bana tokat atan kadınla birlikte. Hayır. O da bana ait. Ayrıca Arvi de bana ait. İşini neden orada peki? O zaman Arvi neden o kadar çiçek sipariş etti? İşini henüz iyileşmedi. Öyleyse bunlar niçindi? Arvin'in İşhani'ye karşı hisleri mi var? Ona sormalıyım. Gidip sorayım hemen. Hayır, Ritika. Ne yapıyorsun sen? Olmaz, olmaz. Ne yapıyordum ben öyle? Ne soracaktım ki? Gidip bana bunları neden yaptığını mı soracaktım yani? O zaman Arvi delirdiğimi düşünür. Hayır. Ben deli değilim ki. Ben bir anneyim. Tek istediğim bir ailemin olması. Yani sakinleşmem gerekiyor. Hı? Nefes al, nefes ver. Hı? Nefes al, nefes ver. Bu gece kimse bizi durduramaz. Bugün istediğim şeyi almak istiyorum. Ben buraya seni korumak için geldim Ranvir. Ritika'nın gerçek yüzünü göstermeye geldim. Seni durdurmak zorundayım. Özür dilerim. Bunu yapamayız. Ritika'yı aramalıyım. Beni sadece o kurtarabilir. Ranvir'i buradan o çıkarabilir. İşhani? İşhani iyi misin? Ne oldu? Su mu? Tamam. Evet. İşhani, suyu iç. Ranvir. İç hadi. İyi misin? Lütfen öksürük şurubu getir. Şurup mu? Tamam. Aman Tanrım. Arvi beni arıyor. Alo? İşte getirdim. Hemen iç. Daha iyi misin? Geçti mi? İşhani, daha fazla bekleyemem. Lütfen beni durdurma. Senden uzak kalamam. Hayır. Hayır. Bu olamaz. Arvi benim. O bana ait. Kimse bizim aramıza giremez. Kimsenin Arvi'ye yaklaşmasına izin vermem. Onu durdurmalıyım. Bir dakika. İşte geldi. Geleceğini biliyordum Ritika. Ritika, ne oldu? İyi misin? Değilim. Şşş. Burada bekle.
çok şükür. Tam da istediğim gibi oldu. Ritika Ranvir'i benimleyken görmedi. Söyle, ne oldu? Bunu sorması gereken benim. Sana ne oldu Arvi? Neler oluyor böyle? Yani çiçekler, mumlar ve bu kıyafet. Bunun anlamı ne? Tam olarak neyi kutluyorsun? Hayatının tadını mı çıkarıyorsun? Ama ben burada acı çekiyorum. Arvi, bana bir söz vermiştin. Bana asla ihanet etmeyecektin. Beni incitmeyecektin. Bana hep değer verecektin. Peki bu ne böyle? Ben burada ağlıyorum. Sense suçlu olduğunun farkında bile sakin değilsin. Sakin ol Ritika. Düşündüğün gibi bir durum yok. Ritika, bunu işen her şeyi itiraf etsin diye yapıyorum. Aa, öyle mi? İtiraf etmesi için başka bir yol yok muydu? Bunu hakikati öğrenmek için değil, ona yakın olmak için yapıyorsun. Kes şunu Ritika. Ona yakın olmaya çalışıyorum. Ama hakikati öğrenmeliyim. Ondan kurtulmaya çalışıyorum Ritika. Lütfen inan bana. Senin başını öne eğecek hiçbir şey yapmayacağım. Ritika, benim için endişelenmene gerek yok. O hafızasını kaybetti. Ama ben verdiğim sözleri hatırlıyorum. Yorulmuşsundur. Sen gidip dinlen, tamam mı? Ben gelirim. Ranvir neden geri döndü? Ritika ona ne söyledi? Tanrım! Sen ne diyorsun abla? Ranvir'le İşen'i birlikte mi? Evet Lakşim. Bir şekilde Ritika'yı avutmayı başarabildim. Ama işin aslı, ben daha da tedirginim. Orada neler olduğunu bilmiyorum Lakşim'i. Eğer Ranvir ve İşen'i bu gece gereğinden fazla yakınlaşırsa bundan sonra asla ayrılmazlar. Aman Tanrım! Abla, o mumların kokusu. Aman Tanrım, bence böyle romantik bir ortamda sadece Ranvir değil, her erkek kendini kontrol etmekte zorlanırdı. Abla dinle, yıllar geçtiğinde insanlar ilk aşkını özler ve insanın aklına girince de bir daha çıkmaz. Sen beni mi teselli ediyorsun yoksa bana romantik bir film sahnesi mi anlatıyorsun? Hayır, ne yapıyorsun? Abla, ben sana sadece yukarıda neler olabileceğini söylüyorum. Biliyorsun ki İşen'i tuhaf biri. O her şeyi yapar, bunların hepsini o planlamıştır. İşen'i çok iyi tanıyorum. Abla, Ranvir'i kesin o ikna etmiştir. Ama olamaz, hayır. Şimdi bunları boş ver abla. Ben başka bir şey düşünüyorum. Tanrım, Ranvir ve İşen'i birlikte olursa o zaman Parek ailesi de topluca bu eve yerleşmek ister abla. Ne? Düşünsene. Buraya yerleşecekler, yiyecekler, içecekler. Hayır, 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 hayır Lakşim, hayır. Ben bunu asla düşünmemiştim. Ritika'yı aradım ama gitti. Şimdi ne yapacağım? Ranvir'i nasıl durduracağım? İşen'i, ne oldu? Neden bu kadar terledin? Gergin misin? Karı koca olduğumuzu söyleyen sendin. Öyleyse neden kocandan çekiniyorsun? Neden gerginsin? Hayır Ranvir. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yoksa neden bana engel oluyorsun? Bir eş karısı üzerinde bu hakka sahiptir. Hı? Evet Ranvir. Ama ben... Bu gece konuşmak yok. Bu gece sadece... Beni sevdiğini söyle. Şekar?
Ritika, Ishani'nin durumu nasıl? Buna inanamıyorum. Sen nasıl bir adamsın Şekar? Bütün bunları gördüğüm için çok çaresiz hissediyorum ben. Senin sorunun ne? Böyle davranman için seni zorlayan şey ne söyle? Şey, madem buradasın, bilet için 200 rupi öde. Bilet mi? Evet. Şu anda odalarında gece gösterisi var. Gösteriyi izlemek için bilet almak zorundasın. Bu gerçekten çok tuhaf. Bu gecenin keyfini çıkaran kişilerle evlenmeyi düşünüyorduk, değil mi? Ve bizim tek yaptığımız şey onları izlemek. Ama biliyor musun, bence biraz ayrıcalığımız olmalı. Yani ben Arvin'in karısı olacaktım. Sense yakında Ishani ile evlenecektin. Bazı şeylerden yararlanmamız gerekiyor. En azından bir alana bir bedava kampanyası yapılmalı. İki düğün vardı. Ama tek bir düğün gecesi oluyor, şuna bak. Ve bu ikimizin de değil. Çünkü ikimiz de kaybettik. Ama en büyük kaybeden sensin Şekar. Ne kadar üzgün olduğunu biliyorum Ritika. Ben buraya Ishani'yi kontrol etmeye geldim. Arvin'in onun yanında olduğunu biliyorum zaten. Onunla ilgileniyor. Onu çok önemsiyor. Saçmalama Şekar. Onlar karı kocalar. Aralarında olan şeyi sen de çok iyi biliyorsun. Neden kendini ikna etmeye çalışıyorsun sen? Erkek değil misin söyle. Biliyor musun? Bunların hepsi senin yüzünden oldu. Bize Ishani'yi sevdiğini söylemiştin. Hatta Ishani ile evlenmek üzereydin. Peki onu neden Arvi'ye gönderdin? Sonuçta Ishani ölmedi. Hafızasını kaybetti. Onu burada tedavi ettirmek yerine Amerika'da tedavi ettirebilirdin. Dünyada başka doktor mu kalmadı? Avukatsın. Ama aşkın sana adaletle davranmadı. Ayrıca müstakbel karını bir başka adamın kollarına yolladın. Utançtan yerin dibine girmelisin Şekar. Arvi beni sevdiği için mi benimle evlenmek istiyordu sence? O artık Ishani'yi sevmiyor muydu yani? Ya da Ishani Arvi'yi unutmak için mi seninle evlenecekti? Eğer böyle düşünüyorsan dünya üzerindeki en büyük aptal sensin Şekar. Ama her seferinde ayrılıp sonra yeniden bir araya geliyorlar değil mi? Sen neden korkuyorsun Ritika? Yoksa Arvi'yi sevmiyor musun? Ne diyorsun sen? Elbette Arvi'yi seviyorum. Eğer onu seviyorsan sevdiğine inanmayı öğren. Ishani hafızasını kaybetti. Arvi değil. Arvi aşmaması gereken sınırları iyi bilir. Belki de Ishani'nin aşkını görünce kendi aşkına inanmıyorsundur. Yine nereye sıkışıp kaldım böyle? Bunların gözü aşktan kör olmuş. En azından hakkımda hiçbir şey bilmiyor. Ritika'ya ona güvenmesini söylüyorum. Ama ben neden endişeliyim? Umarım Ishani iyidir. Ne oldu? Kalp atışların neden hızlandı? Korkuyor musun? Utanıyor musun? Lütfen Ranvir, lütfen beni sınama. Bir şeyler yapmalıyım. Ishani geri çekil. Sakın dumanı soluma. Ranvir lütfen çekil.
İşani! İşani, kapıyı aç! İşani! İşani! Burada durma İşani, git! İşani! İşani sen... Evet, ben iyiyim. Ritika. Bekle beni Ritika. 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 Dinle Ritika. Düşündüğün gibi bir şey yok. Aramızda hiçbir şey olmadı. Şekar. Şekar. Şekar, ben aslında bunu açıklamak zorundayım. Çok üzgünüm Şekar. Burada olduğunu bilmiyordum. Yani gördüğün her şey, seni temin ederim ki onunla aramda hiçbir şey geçmedi Şekar. Asla da geçmeyecek. Senin bana karşı olduğun gibi ben de sana karşı dürüstüm. Bana olan güvenini asla kırmayacağım. Lütfen bana güven. Ben bir şey yapmadım. Burada olmamalıydın Şekar. Biliyorsun planımız böyleydi. Bütün bunları Ranvir hafızamı kaybetmediğimi düşündüğü için yaptım Şekar. Hafızanı gerçekten mi kaybettin Nişani? Seni anlamadım. Hafızanı gerçekten mi kaybettin? Sen ne evet söylüyorsun mi? Şekar? Hayır mı? Beni çok iyi tanıyorsun Nişani, değil mi? Öyleyse benim kimseye bu kadar ciddi yaklaşmadığımı da bilmeliydin. Seninle tanışınca hayatım da ciddileşti. Hayatını kurtardığım zaman senin bir gün benim hayatım olabileceğini bilmiyordum. Aşk için zaman kaybı derdim. Ama sonra sana aşık oldum. Bir kızla en fazla bir hafta zaman geçirirdim. Ama seninle bütün hayatımı geçirmeye karar verdim. Seni çok sevdim ve seninle evlenmek istedim ben. Seninle birlikte olup mutlu olmak istedim. Bunları unuttun mu yoksa? Hayır Şekar, unutmadım. Ben... Eğer bunları unutmadıysan Nişani, sana çok güvendiğimi biliyor olmalısın.
Sana güvendiğim için burada kalmana izin verdim. Neden kendini yargılıyorsun? Neden açıklama yapıyorsun? Ben sana çok güveniyorum Işani. Ben sana güveniyorum Arvi. Ama kaderime güvenmiyorum. Kaderim bana oyunlar oynuyor. Ama artık kaderimi suçlayamıyorum. Belki de bunu hak ettim. Neden böyle şeyler bir tek benim başıma geliyor Arvi? Ben asla mutlu olamayacağım. Yanımda olacak kişi de benimle birlikte acı çekecek. Hayır Ritika, lütfen böyle konuşma. Kaderin bu olsa da sen iyi bir insansın. Kimse hakkında kötü bir şey düşünmüyorsun. Sadece biraz sabret. Zamana ihtiyacımız var. Daha ne kadar bekleyeceğim Arvi? Doğum zamanım yaklaştı Arvi. Bebeğim yakında dünyaya gelecek. Ben yalnızlığı kaldırabilirim Arvi. Ama bebeğim bunu kaldıramaz. Arvi, Işani senin hayatındayken ona senin ismini nasıl vereceğim? Artık senin bebeğime ismini vermek istediğinden emin bile değilim. Arvi, ya Işani'nin hafızası yerine gelmezse? Konuş Arvi. Eğer hafızası yerine gelmezse ne olacak? Söyle. Gördün mü? Bu soruya senin de cevabın yok. Ritika, lütfen dinle beni. Lütfen Arvi. Beni teselli etmene gerek yok. Ben yalnızım. Planımız bu olacak. Sonraki adımımız böyle olacak. Ritika? Kızım? Gel, gel kızım. Hadi kahvaltını yap. Hayır anne, sabahtan beri pek iyi hissetmiyorum. Hiçbir şey yemek istemiyorum. Neden, ne oldu? Ne olduğunu sen söyle. Bak Ramir, dün gece bu evde neler olduğunu söyle bana. Ne olmuş? Bana mı soruyorsun? Unuttun mu Ranvir? Sen Ritika ile evlenmek üzereydin. O senin müstakbel karın. Unuttun mu bunu? Dün gece Işani'nin odasındaymışsın ve... Lütfen anne. Ben Ritika'ya her şeyi açıkladım. Bunu bana bir daha sorma anne. Genelde kayınvalideler gelinleriyle kavga eder. Bense oğlumla kavga ediyorum. Ama bence bu konuda şanslısın. Çünkü seninle kavga etmiyorum. Sizin aranıza giren kişiyle ediyorum. Hayır anne. Aslında gelininle kavga ediyorsun. Çünkü resmi olarak Işani senin gelinin. Arvi ve Işani boşanmadı anne. Boşansalardı bizim evlenmemizi engelleyemezdi. Ben de bunu söylüyorum işte. Ranvir, hemen o kızdan boşan. O kız bu evden hemen gitsin. Bunu ben de istiyorum. Ama Işani bu haldeyken onu evden kovmam doğru olmaz anne. Benden boşanmayı o istedi. Şekar'ı seviyordu ve onunla evlenmek istedi. Hafızası yerine gelince boşanma kağıtlarını imzalayacak ve sonra da Şekar'la evlenecek. Böylece onunla bundan sonra hiçbir bağımız kalmayacak.
Dün gece hafızasını kaybedip kaybetmediğini öğrenmeye çalıştım. Mumlar da bunun içindi. Ona kocası olduğumu göstermeye çalıştım. Ama yanılmışım. O hafızasını kaybetmiş. Çünkü eğer rol yapıyor olsaydı, gözlerindeki nefreti görürdüm. Ama yoktu. Gözlerinin içine baktığım zaman ona güvenmemi istediğini gördüm. Beni kesinlikle anlamıyorsun Ranvir. Hepsi onun planıydı. Önce ona güvenmeni istiyor ve sonra da buna pişman ediyor. Buna neden dahil oldun? O kız buraya mahkeme kararıyla gelmişti. Ama biz mahkemenin bu kararını itiraz edeceğiz. Bunu mahkeme karar verdi diye yapmıyorum. Bunu yapıyorum çünkü İşhan ise... İşhan hepimizi aldattı, benimle evlendi ve ihanet etti. Başkasıyla evleneceği zaman ona engel olmaya çalıştım. Çaresizdim ve onu seviyordum ama o beni sevmedi. Size onun benimle olmasını istediğimi söylemiyorum. Sadece ona böyle zor bir zamanında yardım ediyorum. Bu kadar. Ritika, sana söz veriyorum. Seninle evleneceğim. Ben sana olan aşkımı ve verdiğim sözleri unutmadım. İşhani'nin hafızası yerine geldiği gün evleneceğiz. Ranvir, bazı şeyleri unutmak daha iyidir oğlum. Sen Ritika'ya istediğin kadar söz ver. Ama İşhani'ye olan aşkını tam olarak unutuncaya kadar Ritika ikinizin yüzünden daima acı çekecek. Ritika. Ritika. Lütfen dinle Ritika. Beni dinle. Ritika. Ritika, neden ağlıyorsun? O senin yüzünden ağlıyor. Hayır teyze. Benim yüzümden ağlamıyor. Başka bir şey için ağlıyor. Size bunu daha önce söylemem gerekirdi ama sorun değil. Hiç yoktan iyidir. Ritika'nın söyleyeceğini düşünmüştüm ama sanırım bunu benim söylemem gerekecek. Bunu söylemeden önce hepinizden özür dilemek istiyorum. Devarş'ın düğününde Ritika'ya tokat attım. Lütfen bunun için beni affedin. Biliyorum bu hiç yaşanmamalıydı ama çaresizdim. Sadece Ritika'nın iyiliğini düşündüm. Ama evet, hatalıydım. Ritika'ya sebebini sormadan tokat attım. Üzgünüm Ritika. Sana tokat atmamam gerekirdi. Eğer istersen sen de bana bir tokat atabilirsin. Çok ciddiyim. Tokat atacaksan buradayım. Lütfen bana tokat at Ritika. Hadi yap bunu. Evet, sana tokat atmak istiyorum. Sadece bir kez daha söyle ve ben de tokat atayım. Hayır İşhani. O tokadı benim iyiliğim için attın sen. Ben sana nasıl vurabilirim ki? Asıl benim özür dilemem gerekiyor. Zararlı şeyler içmemeliydim.
Özür dilerim. Neden özür diliyorsun Ritika? Bunu neden yaptığını biliyorum. Gergindin değil mi? Ayrıca neden gergin olduğunu da biliyorum. Ama ben senin arkadaşınım. Bütün sorunlarını çözeceğim. Bu da ne demek? Hadi ama Ranveer, anlamıyor musun? Ritika çok yalnız. Yani elbette biz onun arkadaşlarıyız. Ama ona hayat arkadaşı lazım. Değil mi? Bebeğine sahip çıkacak biri. Sadece soyadını vermeyip onu sevecek biri. Zaten Ritika bebeğinin sorumluluğunu tek başına alabilecek birisi. Ama yine de çocuğu babasız büyümemeli. Ne istediğini anlamıyorum Ishani. Sadede gel. Demek istediğim şu ki, benim öldüğümü düşündüğün için Ritika ile evlenecektin. Ama ben geri döndüm ve artık birlikteyiz. Ritika'nın da bir hayatı olmasın mı? Ranveer, bence Sharman'la Ritika'yı evlendirmeliyiz. Bunda bir şey yok. Ritika Sharman'ı seviyor ve bu Sharman'ın bebeği. Ritika Sharman'la evlenmeli. Bence Ritika ve Sharman bu sorumluluğu birlikte almalı. Bak Ishani, sen burada değildin. Bu yüzden bilmiyorsun ama biz Sharman'la konuşup ona Ritika ile evlenmesini söyledik ama kabul etmedi. Yani bu konuşmanın kimseye faydası yok. Ne diyorsun Ranveer? Arkadaşının hayatıyla nasıl oynayabilirsin? Sen Ritika'yı düşünmüyorsun. Onun neler yaşadığını biliyor musun? Yani düğün günü Ritika gerçekten çok üzgündü. Çünkü geleceğini düşünüyordu. Ritika'ya veya bebeğine bir şey olursa bunun suçlusu biziz. Bu Ritika'nın hayatıyla ilgili. Sence hiçbir şey yapmayalım mı? Eğer öyleyse gidip Sharman'la konuşurum. Onunla konuşursam söylediklerimi kabul edecektir. Yani beni bu yüzden mi çağırdınız? Ishani dün gece seninle bu yüzden mi konuştu? Beni buraya bu yüzden mi çağırdın? Ritika ile evlenmemi mi istiyorsunuz? Evet abi. Ritika ile evlenmelisin. O senin sorumluluğun. Ama sen bu sorumluluğu almadın. Ritika seni seviyordu. Onunla evlenmeye söz verip onu terk ettin. Ritika senin bebeğini taşıyor. Bu ikinizin alması gereken bir sorumluluk. Ritika'yı ve bebeğini kabul edeceksin. Sen ne diyorsun Ishani? Lütfen ben... Ritika, sen sus.
İşhani bence sen sus. O bebek benim değil. Yalan söyleme. Bu bebek senin. Yalan söyledin ve hala yalan söylüyorsun. Bunu seninle evlenmek için söylemiyorum. Artık buna tahammül edemiyorum. Lütfen. Sesini yükseltince haklı olmuyorsun, tamam mı? Ben bir anneyim ve bebeğimin babası kim biliyorum. Yakında anne olacaksın. Lütfen artık yalan söyleme. Belki çocuğuna gerçek babasının kim olduğunu söylersin. Yeter. Bir kadına anneliği mi öğreteceksin? Ne yapıyorsun? Ne yaptığını söyler misin? Onun adını karalıyorsun. Onu yüzüstü bırakıp arkana bakmadan gittin. Buna sessiz kaldım ama artık onun hakkında tek kelime etmeyeceksin. Burada olmayı hak etmiyorsun. Şimdi hemen defol buradan. Gidiyor. Eğer böyle bir tiyatro yapacağınızı bilseydim buraya asla gelmezdim. Anlamış oldun. Şimdi defol git evimden. Bakın beyler, bu şekilde bir sonuca varamayız. Kavga etmek yerine bir çözüm bulmalıyız. Ne çözümü? Sahtekarlığın çözümü yoktur. Cezası vardır. Öyleyse cezalandır. Size yalan söylüyor, hepinizi kandırıyor. Sor ona, bebeğin babasını kes. Sor. Yeter artık. Onun hakkında tek kelime etme. Neden? Cezalandır deyince konuşman hemen değişti. Lütfen abi. Ranvir haklı. Ona bebeğin babasını sorarak onu aşağılayamazsın. Vay. Onu çok düşünüyorsun demek. Tamam. Bugün buna bir son verelim. Ne yaparsan yap ama lütfen Ritika'yı herkesin önünde aşağılama. Eğer bu bebek bendense DNA testi yaptırsın. Ama yaptırmayacağını biliyorum. Neden yaptırmasın ki? Ritika, DNA testi yaptır. Onun haksız olduğunu herkese kanıtla. Görürsün, abim seni ve bebeğini herkesin önünde kabul edecek. Bebeğe kendi ismini verecek. Senden herkesin önünde özür dileyecek. Ritika, o testi hemen yaptır. Ve sonuçları onun önüne at. Onun bizi küçük düşürdüğü gibi biz de onu insanların önünde küçük düşüreceğiz. Ne düşünüyorsun Ranvir? Ritika bu testi yaptırmalı. Sonuçlar çıktığı zaman abim bunu kabul etmek zorunda. Ritika, bu testi yaptırmanı istiyorum. Ama Arif... Ritika, sana bu testi bizim için değil, kendin için yaptır diyorum. Doğru söylediğini biliyorum ama onun yalan söylediğini kanıtla. Bunu ancak testin sonucu kanıtlayabilir. Evet Ritika. DNA testini bugün yaptırmalısın.
Bir avukat olarak davalarında DNA uzmanlarıyla mutlaka çalışmışsındır. Lütfen buraya bir DNA uzmanı çağırır mısın? Elbette. Bekle. Dediklerinize güvenemeyiz. DNA testini sizin doktorunuz değil, bizim doktorumuz yapacak. Testi istediğiniz kişiye yaptırın, sonuç değişmeyecek. Ben kan örneği vermeye hazırım. Çok güzel görünüyorsun Kırşa. Nasıl bu kadar çabuk hazırlanabildin ki? Çabuk değil, hatta geç bile kaldın. Tanrı seni korusun kızım. Hayır hayır, ayağıma dokunmana gerek yok. Biz arkadaş gibiyiz. Dil, mil değiliz. Yenge, o ne demek? Dil gelin demek. Mil ise kaynana demek. Ama mil, yani anne, neden geldiniz? Devarş, lütfen böyle konuşma. Buyurun, içeri gelin. Aslında buyurun. Güzel gelinimi çok özlemiştim. Sonra bu özleme dayanamayıp gelinimin yanına geldim. Değil mi Müteş? Evet, evet, evet. Yalan söylemeyin. Devarş, biz sizin yanınıza 5 yıldızlı otelde kahvaltı yapmaya geldik. Hadi kahvaltı yapalım, hadi. Öyle değil oğlum. Düğünden sonra hep birlikte kahvaltı yapalım diye düşündük. Bu yüzden geldik. Çok iyi yaptınız. Ben gidip kahvaltı sipariş edeyim, tamam mı? Hadi amca, başlayalım. Otelin parasını Krişan'ın abisi ödeyecek. Senin surata neden düşüyor, ha? Hep birlikte 5 yıldızlı otelde kahvaltı yapacağız. Bu şansı kaçırmamamız gerek. Babaanne nerede? Yani kahvaltıya gelmeyecek mi? Hayır hayır, aslında onun evde kalması gerekiyordu. Yani sen hiç endişelenme. Kahvaltıyı paket yaptırıp ona da götürürüz. Değil mi Müteş? Evet. Aynen öyle. Oğlum, burada ne yapıyorsun? Gidip hazırlan. Karışa siparişi ver ve yanımıza gel. Tamam anne. Hemen geleceğim. Neden bana öyle bakıyorsun? Hı? Bana öyle bakma. Tamam mı? İşhani'den bir şeyler öğren. Zengin bir adamı ayağına düşürdü ve bütün işlerini ona yaptırıyor. Sen de bazı işlerini zengin karına yaptırmayı öğrenmelisin. Ama İşhani senin gibi saçma işler yapmıyor. İşhani insanları kullanıyor ve bunu kullandığı kişilere fark ettirmiyor. Bir de sana ve şu ikisine bir bakar mısın anne, tamam mı? Bu yaptığınız çok saçma. Eğer böyle devam ederseniz, Krişa beni neden onunla evlendirdiğinizi öğrenecek, tamam mı? Ne bakıyorsun? Kahvaltı yap. Amca! Bir şey olmaz, ye. Doktor, size bir şey soracağım. Henüz bebek doğmamışken nasıl oluyor da bebeğin babasının kim olduğunu öğrenebiliyorsunuz? Günümüzde her şey mümkün. Bebek anne karnındayken bebeğe hiçbir zarar vermeden bu testi yapabiliyoruz. Peki ama bebeğin kan örneğini nasıl alacaksınız? Buna gerek olmayacak. Hamileliğin 20. haftasından sonra annenin kanını alarak DNA testi yapabiliyoruz. Sonra da bu DNA'yı babanın DNA'sı ile eşleştiriyoruz. DNA eşleşirse bebeğin biyolojik babası olduğunu anlıyoruz. Şimdi anne ve babanın kan örneklerini almam gerekiyor.
İyi misiniz? Hazır mısınız? Kolunuzu uzatır mısınız? Hayır. Hayır mı? Bu testi yaptırmak istemiyorum ben. Ne oldu Ritika? Doktor bu testin bebeğe zarar vermeyeceğini söyledi. Neden korkuyorsun? Lütfen korkma. Sadece biraz kan alacak. Kan alındığını anlamayacaksın bile. Kolunu uzat. Ritika, bu testi yaptırman gerek. Abimin haksız olduğunu kanıtla. Buna mecbursun Ritika. Hiçbir şeyi kanıtlamayacağım. Ritika? Merak etme kızım, biz senin yanındayız, tamam mı? Bunu herkese kanıtlamak istemiyor musun? Bu testi yaptırmalısın. Hadi, kolunu uzat. Hadi Ritika. Bu sen ve bebeğin için çok önemli bir şey. Yap gitsin. Artık iğneler eskisi kadar acıtmıyor ki. Evet Ritika, hadi. Kolunu uzat. Hadi. Hadi kızım. Ritika, neden korkuyorsun Ritika? Bak hiçbir şey olmayacak. Bizi. Hadi, hadi. Beni köşeye sıkıştırdılar. Bir şey yapmalıyım. Yoksa testi yaptırmam gerekecek. Ritika! Ritika! Ne oldu kızım? Başım dönüyor. Ne? Sanırım bayıldı. Merak etmeyin. Hamilelikte böyle şeyler olabiliyor. Hamileler yoğun strese bağlı olarak bayılabiliyorlar. Biraz dinlenmesine izin verin. Kan örneğini de kendine geldiği zaman alırım. Ritika'yı odasına götüreceğim. Dikkatli ol. Dikkat edin. Endişelenme Ranvir. Doktor az önce stresten bayıldığını söyledi. Hamilelikte böyle şeyler normaldir. Merak etme, bir şey yok. İşhanım, belki bilmiyorsundur ama Ritika benim en iyi dostum. Lütfen ona iyi bak, olur mu? Çünkü onun için endişeleniyorum. Mala. Ritika'ya meyve suyu getir. Kendine geldiği zaman ona içirmek istiyorum. Evdekilere söyle gürültü yapmasınlar. Tamam. Bayılma numarası yaparak DNA testinden kurtuldun. Ama benden kurtulamazsın. Ritika, kendine geldin. Biraz önce bayıldın. Çok şükür iyisin. Doktoru çağıracağım. Doktor! Ritika kendine geldi doktor. Ritika? Ritika?
Alo. Evet, oda numarası 200. Sizden bir şey isteymiştim. Az önce balık sipariş etmiştim. Evet, hala gelmedi. Hemen yollayın. Evet. Ceto, artık yeme. Yemiyorum ki Miteş. Sadece menüdeki her yemeğin tadına bakıyorum. Böyle pahalı yemeklerin adını okumak gerçekten çok zor ama bütün yemeklerin tadı mükemmel. Evet, alo. Alo, evet, bir dakika. Bir dakika. 15 numaralı yemeği ve 10 numaralı tatlıyı getirin. Gelin. Siparişiniz. Gelin, gel, getir. Koy. Koy. Koy şuraya. Ama bu kiçildi. Ben kiçildi söylemedim. Ben aslında... Ver şunu bana. Ver bakayım. Al. Ben şu yemekten söylemiştim. Bu aynısı baya. Tane tane pirinç ve altın rengi mercimeğin mis kokulu tereyağıyla ve kendi çiftliğimizden gelen organik soğanla olan mükemmel uyumu. Yani kiçidi. Kiçidi mi? Çeto kiçidi diyor. Neyi bekliyorsun? Gülecek misin? Hayır bayan. Bekle bekle. Kahvaltıdan artan yemekleri paketle. Evimizde yaşlı bir kadın var. Ama kiçitiyi paketlemeni istemiyorum. Tamam bayan. Neler oluyor? Neden gülüyorsunuz? He? Güzel görünüyor. Kiçidi? Ne oldu anne? Sen iyi misin? Yapma Devar. Artık bizim için kiçidi çok özel bir yemek. Bundan sonra gittiğimiz her yerde kiçidi sipariş edeceğiz. Hayır! Yatırmaya çalışırken bileziğim Ritika'nın kolunu çizdi. Sonra bileziğimde Ritika'nın kanını gördüm. Bu işinize yarayabilir mi? Evet, elbette. Teşekkürler doktor. Sonuçlar çıkar çıkmaz size haber vereceğim. Sağ olun doktor. Burada beklemene gerek yok. Sonuç çıkınca gelirsin. Üzgünüm abi. Sana bütün hakikatleri zamanı gelince anlatacağım. Benim bütün bunları neden yaptığımı anlayacaksın. Şarman'ın yüzünü gördün mü? Bu akşam herkesin bu gerçeği öğrenmesini istiyorum. Bu akşam herkes Ritika'nın haklı olduğunu öğrenecek. Ama abla, İşhani'nin bileziğiyle Ritika'nın kolunu bilerek kestiğini bilmiyor musun? Yani ne düşündüğünü anlamıyorum. Sence Ritika kolunun Ishani'nin bileziğiyle kesilmesine izin verir mi? Hayır abla. Ishani'ye karşı en ufak bir güvenim bile yok. Bu işin içinde bir iş var. Öyleyse bile ne yapabiliriz ki Lakşmi? Artık o kızın çevirdiği bütün dolaplar bizim işimize gelecek. Evet. Hem sonuçlar 3 saat içinde çıkacak ve her şey kanıtlanacak. Ve böylece Ritika'nın doğru söylediğini herkes görmüş olacak. Sonra da o sonuçları Hansa Pare'in önüne atmak istiyorum Lakşmi. Sadece 3 saatimiz kaldı. Ama abla, DNA sonuçlarının çıkmasının bize ne faydası olacağını anlamıyorum. Bunda anlaşılmayacak bir şey yok Lakşmi, lütfen. Anlamıyorsun abla, beni anlamıyorsun. Diyelim ki test yapıldı ve sonuçlar da çıktı.
Gelen DNA testi sonuçlarına göre bebeğin Şarman'ın olduğu kesinleşti diyelim. Peki bundan sonra ne olacak? Eğer Şarman bundan sonra çocuğuna sahip çıkarsa ve bize Ritika ile evlenmek istediğini söylerse, Ranvir hayatının geri kalanını İşan ile geçirmek zorunda kalacak abla. Ah Tanrım. Beni dinle. Şu anda Parek ailesinin bize karşı bir planı olup olmadığını bilmiyoruz, değil mi? Ya İşan'ı iyileşmeden önce bizi de bunlara dahil etmek gibi bir planları varsa abla? Of abla, her türlü bu olaylara dahil olacağız gibi görünüyor. Ranvir'in İşan'ı iyileşmeden buradan göndereceğini sanmıyorum. Beni dinlemiyor musun abla? Ranvir İşan'ı iyileşmeden göndermeyecek çünkü İşan'ı çok seviyor. Evet. Olamaz. Şimdi ne yapacağız Lakşmi? Şimdi gidip Parek ailesiyle konuşacağız abla. Bizden tam olarak ne istediklerini bir öğrenelim, tamam mı? Şimdi gidip o yaşlı kadına soralım. Bir şeyler yapmalıyız abla. Onu çok iyi tanıyorum. İşani'nin tek bir zayıf noktası var, o da ailesi. Şuna bakın. Çok zengin bir kadın buraya gelmiş. Yoksa bir şey istemeye mi geldin? Ben seviyemdeki insanlarla muhatap olurum. Buraya gelmemin sebebi İşani hakkında bazı sorularımın olması. Ona söyle, sınırlarını sakın aşmasın. Yoksa ben insanları nasıl kontrol edeceğimi çok iyi bilirim. Öyle mi? Peki benim torunum İşani ne yapmış? Ritika ile Şarman'ın evlenmesini istiyor. Ritika'ya DNA testi yaptırdı. Böylece bebeğin babasının kim olduğunu herkes öğrenecek. Ben evimde böyle şeyler istemiyorum. Tedavisini hemen yaptırın. Buraya bunu söylemeye geldim. Hafızası yerine geldiğinde onu Şekar'ın yanına göndereceğim. Ayrıca tedavisi için gereken parayı ben vereceğim. O kızın en kısa zamanda evimi terk etmesini istiyorum. Bunu ben de çok istiyorum Amba. Umarım bu çok yakında gerçekleşir. Doktorlar hafızasını geri kazanması haftalar ya da yıllar sürebilir dedi. Bence doktorlar onu tam olarak tedavi edemeyecek. Ama biz edebiliriz. Sen ne demek istiyorsun ha? Şöyle ki, İnsanların hafızası duygularıyla bağlantılıdır ve duygular da kişinin ailesiyle ilişkilidir. Eğer birlik olursak ve İşani'nin tedavisi için bir şeyler yaparsak çok yakında iyileşir. Ne demek istiyorsun sen? Ona anılarını ve eski şeyleri tekrar hatırlatmalıyız. Evi terk etmek üzereyken tutuklanmıştı. Aynı sahneleri tekrardan canlandırmak için eskisi gibi birlikte yaşamamız gerekiyor. Böylece İşani'ye her şeyi hatırlayacak. Sen aklını mı kaçırdın? Dinle. Eğer İşani'nin evinden gitmesini istiyorsan bunu yapmak zorundayız. Tekrar aynı evde yaşamamız gerekiyor. Böylece İşani bütün anılarını tekrar hatırlayacak, anladın mı? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.